Herkese merhaba, umarım hepiniz çok iyisiniz. Bu videoda Season of Assembly görevlerinin üçüncüsünü yapacağız. Birinci ve ikincisini daha önceden yapmıştık. Onun oynatma listesinin olduğu linki videonun sağ üst kısmına bırakıyorum. Oradan birinci ve ikinci videoya ulaşabilirsiniz. Daha sonra üçüncü görevi yapmak için bu videoya geri gelebilirsiniz eğer tamamlamadıysanız görevlerinizi. Şimdi Hidden Forest'te rehber aletin yanına gidiyoruz. Sezonun ana ağacına gitmek için her zamanki güzergahı kullanıyoruz. Üçüncü kapıdan, üçüncü haritadan içeriye girdikten sonra burada bir bariyer oluyordu. İçeriye giriyorduk ve rehber aletin olduğu ana ağacın yanına geçiyoruz. Oyunun rehber hayaleti ana ağacın en sağ kısmında konumlanıyor. Üzerine bastığımız zaman sağ tarafta yanında kırmızı nokta yanıp sönen ünlemi görüyoruz ve hemen ona basıyoruz. O bizim üçüncü görevimiz. Bu görev için benim iki adet daha arkadaşa ihtiyacım var. Eğer arkadaş bulma konusunda sorun yaşıyorsanız Usemanya Discord'a gelebilir. İstediğiniz kadar Türk Sky oyuncusuyla tanışabilir. Görevleri birlikte yapabilir. Oyunda birlikte oynayabilirsiniz. Aslında denizle başlamıştık ama baharla devam ediyoruz. Çünkü o diğer görevlerini yapmamış. Diğer görevlerini yapmadığı için de üçüncü görevi direkt açamıyor. O yüzden o ilk önce birinci ve ikinci görevleri yapacak. Daha sonra üçüncü görev için tekrar gelmesi gerekecek iki arkadaşını bulup. Şimdi biz baharla birlikte yine bir arkadaşım daha var, Çilek. Onunla beraber kısa yol kapıdan içeriye girdik. Bu alanı zaten biliyorsunuz. En baştan da gelebilirsiniz buraya. Ama gerek yok. O kapıyı kullanın. Çok basit bir şekilde ilerliyorsunuz. Şimdi ikisi de düştü ama gelirler. Bu alanda işimiz yok. Biz 3. ağaca gideceğiz. 3. sezon ağacına gideceğiz. Bu köprünün başında şimdi ben arkadaşlarımı bekleyeyim. Tekrar geldiler. Şimdi hep birlikte kapıya doğru ilerliyoruz. Bu alandan dışarıya çıkmamız gerekecek. Buranın ikinci bölümü var ya. Oraya geçiyoruz işte. Şimdi buradaki tünelden içeriye girince zaten nereden çıktığımızı göreceksiniz. Hepinizin bildiği yer. Kapıdan içeriye girdikten sonra da hemen uçuyoruz sağ tarafa doğru. Sezon ağacına gideceğiz. Buradaki sezon ağacına gidiyoruz. Sağ tarafta yukarıdaydı. Zaten hemen görüyorsunuz. Buraya geldiğimiz anda da 3. görev için animasyonu izliyoruz. Gördüğünüz gibi 3 adet meditasyon yeri var. Yani her birimiz bir tanesine oturmak zorundayız. O yüzden iki arkadaşınıza mecbur gelmek zorundasınız. Zaten görev için de ihtiyacınız olacak diğerlerine. Sadece buraya oturmak için değil. Şimdi tek tek oturuyoruz. Burada diyor diğer arkadaşların yardım edecek mi sana? Evet. Onlar da oturuyorlar. Animasyonun gösterdiği alana gitmek zorundayız. O yüzden el ele tutuşuyoruz üçümüzde. Yine toplamalı bir görev bu diğerleri gibi. Hep birlikte animasyon bize yolu göstermişti. Oraya doğru ilerleyeceğiz. Zaten yerde yatan ağaçlar vardı. İçinden geçebildiğiniz ağaçlar. Arka arka iki tane var ya. O ağaçların arka tarafında bir kapı var. İşte o kapıyı gösterdi animasyon. Oraya doğru ilerliyorum. Şimdi buradaki parçayı alıyoruz. Bu bizim ilk parçamız. Aslında animasyonda bize kapıdan geç diyor. Yani buradan başlıyor toplaman gereken şeyler diyor. O yüzden yine tekrar el ele tutuşuyorum ve içeri geçiyorum. Sanırım bahar düştü ama o yine gelir. Hem warp açık hem join atarsa çok kolay bir şekilde yanımıza gelecek. O yüzden ben kapıdan içeriye giriyorum. Tekrar üçümüz bir araya geldik ve artık parçaları toplamaya başlayabiliriz. Şimdi bu alanda etrafta parçalar var. Kimisi tek kişi de toplanabiliyor. İki kişi toplanan da var. Mesela bu iki kişilik ama üç kişilik olan da var. O yüzden en fazla ya da en az üç kişi olmanız gerekiyor. Çünkü üçlü olanları üç kişi aynı anda kaldırmak zorunda. Şimdi etrafa bakıyoruz tekrar. Her bir yerde olabilirler. Parçaları toparladıkça sol tarafta yuvarlak bir kutucuk var. Bu yeşile boyanıyor. Ne kadar çok parça toplarsak o kadar dolacak. Ve en sonunda yemyeşil olacak. Hepsini toplamış olacağız. Şimdi biz bu alanı geziyoruz.
ve bütün parçaları hep birlikte toplayacağız. Bütün parçaları buralara koymuşlar. Hiçbir kapıdan girmenize gerek yok. Son parçayı da alıyoruz ve artık bitiriyoruz. Üçümüz de hepsini tamamladık. Şimdi geri dönmek istiyor musun? Bu aktiviteyi tamamlamak istiyor musun diyor. Evet'e bastıktan sonra yine ağaç evde buluyoruz kendimizi. Bitti. Şimdi bir kapı açılıyor. Bu kapı da ana ağaç evden buraya gizli geçit aslında. Kolayca bu kısma gelebiliyorsunuz. Bu çok güzel. Oraları dolanarak gelmektense bu kapıları kullanmak harika fikir bence. O yüzden ben çok seviyorum bu gizli geçitleri. Şimdi yine üçümüz gizli geçitten geri gidiyoruz. Bedava kalbimizi alalım rehbere hayaletten. Yeni açılmış kapıma doğru ilerliyorum. Artık bu ağaçtan da diğer ağaca bu geçiti kullanarak rahatça gidebileceğim. Ya da oradan buraya gelmek istediğim zaman rahatça yine bu geçiti kullanabileceğim. Yine ana evdeyiz. Ana ağaç evimizdeyiz. Rehber hayaletimizin yanına doğru uçuyorum. Ve yine yukarıdaki kısmına basacağız hayaletin. Çok heyecanlıyım. Bir kalbim daha olacak. Şimdi tekrar ünleme basalım animasyonu izlemek için. Çünkü onun dileğini gerçekleştirdik. Ata hayaletin dileğini tamamladık. Görevini yaptık. En yukarıya bize tente mi kurdu? Harika bir şey. Artık ağaç evin içine yağmur girmeyecek. Belli yerlere tenteler geldi zannediyorum. Süper oldu bu. Zaten oyunun başında da diyordu. Burası çok dağınık bir halde. Toparlanması gerekiyor. Yağmur giriyor içeriye vesaire. Şimdi tekrar hayaletin üstüne bastığımız zaman kalbin yanında kırmızı nokta yanıp sönüyor. Açıldığı anlamına geliyor. Bahar da görevini yaptığı için kalbini aldı. Ben de görevimi yaptığım için kalbimi aldım. Hayalette de şöyle bir kere sarılalım. Ve yukarıda soru işareti olan görevsi bizim. Dördüncü görevimiz henüz açık değil. Haftaya açılacak. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmadan geçmeyin. Ayrıca kanalıma abone olur. Bildirim zilini açarsanız bana çok büyük destek olursunuz. Sosyal medya hesaplarımın hepsi videonun altında ya da kanalın hakkında kısmında olacak. Discord ailemize her zaman katılabilirsiniz. Birçok Türk Sky oyuncusu orada sizle birlikte Sky oynamayı bekliyor. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.